konuyla ilgili birçok örnek sağlamalıdır. Öğretmen öğrenciye zihinsel süreçlerinde rehberlik eden kişi olmalıdır. Bir de arkadaşlar, buluş yoluyla öğretim stratejisi ders süreci nasıl işlemektedir ona bakalım. Öğretmenin örnekleri sunması gerekir. Öğrencilerin örnekleri betimlemesi istenir. Öğretmenin ek örnekler vermesi gerekir. Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekiler ile karşılaştırması beklenir öğrencilerden. Öğrencilerin ek örnek ve örnek olmayan durumları sunması, yani yeni durumlar sunmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları, öğretmenin öğrencilerin teşhis ettikleri özellikleri, ilişkileri veya ilkeleri vurgulaması gerekmektedir. Yani bir nevi rehberlik etmelidir. Öğrencilerin ilişkileri ve özellikleri ifade etmeleri ve tanımlamaları, öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istenmesi ders sürecinde gerekmektedir. Bir de arkadaşlar, üçüncü olarak araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine bakalım. Schumann tarafından geliştirmiştir. Schumann'a göre öğrenciler bir problem veya bilgiyi ilginç bulduklarında doğal olarak araştırmak isterler. Kendi düşünme stratejilerinin farkına varabilirler ve bunlar geliştirilebilir. Yeni stratejiler öğretebilir veya var olanlar geliştirilebilir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin derslerde kullanılmasını sağlar araştırma inceleme yoluyla öğretim. Problemin tanımlanmasında yardımcıdır. Hipotezlerin kurulması, verilerin toplanması, verilerin analizi ve hipotezlerin sınanması. Dersi işlerken belli sıraya göre işlemek gerekmektedir. Bu sıraya bir bakalım. Dersin planlanması nasıl oluyor ona bakalım. Öğretmen tarafından problem durumunun sunulması, öğrencinin problemin farkına varması, problemin tanımlanması ve sınırlandırılması, problemle ilgili veri toplanması, kaynak taranması, hipotezlerin oluşturulması, problemin çözümü için veri toplanması ve analiz edilmesi, hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir. Bir de arkadaşlar, dersimizin başında bahsetmiştim. Öğretme ve öğrenme stratejilerini öğrenirken öğretim yöntemlerine de bakmamız gerekmekte. Öğretim yöntemi dediğimizde sınıfta uygulanacak kuralların bir listesidir diyebiliriz. Öğrencilerin hedeflere ulaşabilmeleri için kullanılan belli yollardır. Bazı faktörler vardır yöntem seçimini etkileyen. Bunlara bakalım. Fiziksel imkanlar, içeriğin özelliği, öğrenci grubunun büyüklüğü, öğrenci grubunun özelliği, öğrencinin gelişim özellikleri, öğrencinin hazır bulunuluşluk düzeyi, yani daha önceki bilgileri, zaman, maliyet, öğretmenin yönteme yatkınlığı, öğrencide geliştirilmek istenen yetenekler gibi faktörler yöntem seçimini etkilemektedir. Çağdaş eğitimde yöntemler nasıldı ve geleneksel eğitimde yöntemler nasıldı? Onu bir karşılaştıralım. Çağdaş eğitimde yöntemler arkadaşlar 5 duyuya hitap eder. Öğrenci merkezlidir. Yaparak yaşayarak öğrenme söz konusudur. Bilişsel alanın uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında uygulamalar yapılır. Sınıfta iletişim çok yönlüdür. Demokratik bir sınıf ortamı vardır. Peki geleneksel eğitimde yöntemler nasıldı, nelerdi? Ağırlıklı olarak işitme duyusuna hitap ederdi. Öğretmen merkezliydi. Öğretim sırasında ezber en önemli şeydi. Bilişsel alanın özellikle bilgi ve daha sonra kavrama basamaklarında uygulamalar yapılır. Sınıfta iletişim tek yönlüdür. Yani öğretmen ne dese o oluyordu. Anlatım, öğretmenlerin sıklıkla kullandığı öğretmen merkezli, işiterek öğrenme temelli, sunuş yoluyla öğretim stratejisinde çoğunlukla tercih edilen yöntemdi. Tüm derslerde anlatım yöntemi kullanılırdı. Özellikle bilişsel alanın bilgi basamağındaki davranışların kazandırılmasında
etkili olmuştur. Peki anlatma yöntemini ne zaman kullanalım? Dersin giriş bölümünde öğrencilerin derse ilgisini çekmek için, dersi özetlemede, zaman kısıtlı ise, sınıf kalabalıksa, konu sayısı çoksa, içerikte soyut kavramların sayısı fazlaysa. Dersi işlerken bazı sıralar vardı. Yine aynen öğretmen öğrencilerin dikkatini çekecek bir şekilde giriş yapmalı. İçerik organize bir şekilde öğrencilere sunulmalı. İçerikteki konuların ana hatlarıyla ilişkiler özetlenmeli.